İyi akşamlar. Bugün 17 Ocak Çarşamba. Polatlı Televizyonu Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bültenine başlıyoruz. Her zaman olduğu gibi önce özetler. Küçük Ayşe'nin trajedik kaderi. Ayşe için açılan kampanyaya Adem Özdemir 5 milyon lira ile katıldı. PTT otomasyona geçiyor. Hastalanan Orhan Şahinli'ye belediye meclis üyesi Adil Ünalan Nescafe servisi yaptı. Emekli öğretmene jest. Polatlı'da ilk bilgisayarlı teneffüs zili. Okuma bayramı başladı. Köy yolları kapalı. Toplum sağlık gönüllüleri bir arada. İhlas ev aletleri mağazası açılıyor. Şampiyon Polat Spor. Altın, döviz ve borsa fiyatları ile nöbetçi eczane her zaman olduğu gibi haber bültenimizin sonunda yer alıyor. Başlangıçta soğuk algınlığı teşhisi konulan 10 yaşındaki Ayşe Uğur Bilek, sevk edildiği Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde beyincik ameliyatı ile tümörü alındıktan sonra felç oldu. Hastaneye yürüyerek giren küçük Ayşe sürünerek çıktı. Polatspor eski başkanı Adem Ali Özdemir, küçük Ayşe'nin trajik durumuna çok üzüldüğünü belirterek Polatlı'da başlatılan kampanyaya 5 milyon lira katkıda bulundu. Polatlı ve köylerindeki toplum sağlık gönüllüleri bugün Ankara'dan yetkililerle bir araya gelerek şu ana kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdiler. Belediyenin çalışma temposu içinde soğuk algınlığı nedeniyle rahatsızlanan Başkan Orhan Şahinli, ilaç tedavisi gördüğü için bir gün sırayla evde istirahate çekildi. Polatlı'da ilk defa Sevim Aras İlköğretim Okulu'nda bilgisayar yöntemiyle teneffüs zili çalıyor. İhlas Ev Aletleri Mağazası Polat Şubesi yarın Turan Caddesi'ndeki yerinde hizmete giriyor. Şimdi spor. Şampiyon Polat Spor. Birinci amatör küme 6. grupta mücadele veren Polat Spor, grupta oynanan son hafta karşılaşmasında şu sonuçlar alındı. Şekerbank 1, Metroloji 1, Tarım Kredi 2, Çalışkanlar 1, Güneş Spor 0, Mülkiye 1, Polat Spor 3, Barış Spor 0. Bu maç hükmen Et Balık 0, Devlet Hava Meydanları 0. 6. grupta puan cetveli ise şöyle. Şampiyon Polat Spor'un puanı 47. 42 puanla Şekerbank 2. Tarım Kredi 41 puanla 3. Çalışkanlar 26 puanla 4. Et Balık 23 puanla 5. 6. Devlet Hava Meydanları'nın puanı 18. 7. Mülkiye 16 puanlı. Güneş Spor ile Barış Spor ise küme düşen iki takım olarak grubun sonunda yer aldılar. Sevgili izleyenler, şimdi altın, döviz ve borsa fiyatları. Altının gramı 770 bin lira. Ata lira 5 milyon 350 bin lira. Reşat 5 milyon 350 bin lira. Mark 41 bin 200. Dolar 60 bin 400 lira. Bugün borsada işlem gören hububatların en düşük ve en yüksek fiyatları ise şöyleydi. Bezos diye 12.000 13.000 200, gerek 13.000 13.000 450. Yemlik buğday 11.000 590.000 11.000 990.000. Arpa 10.000 200.000. 11.000 yulaf 10.000 340.000. Bu gece ilçemizde Ete Eczanesi'ndeki Eti Caddesi'ndeki Ankara Eczanesi nöbetçi. Sevgili izleyenler, Polatlı Televizyonu Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bültenini izlediniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bugün 18 Ocak 1996 Perşembe. PTV Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bültenini izliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi önce özetler. Pancar çiftçisine çağrı. İhlas Holding Polatlı'ya şube açtı. Atatürk İlköğretim Okulu'ndan veda partisi. Türk Metal'den küçük Ayşe'ye destek. Esnaf Kefalet Kooperatifinde kongre hazırlığı. Ömer Yücel Esentepe Spor'u değerlendirdi. Altın, döviz ve borsa fiyatları ile nöbetçi eczane her zaman olduğu gibi haber bültenimizin sonunda yer alıyor. Bugün televizyonumuza bir açıklama yapan Türk Metal İş Sendikası Polatlı Şube Başkanı İhsan Ergin, küçük Ayşe'yi kurtarmak için başlatılan kampanyaya Polatlı halkının destek olmasını istedi. Türkiye genelinde faaliyet gösteren İhlas Holding bugün Polatlı'ya bir şube açtı. Birinci amatör küme dördüncü grupta mücadele veren Polatlı Temelli Belediyesi Esentepe Spor Hocası Ömer Yücel bir senenin değerlendirmesini yaptı.
Sevgili izleyenler, şimdi altın, döviz ve borsa fiyatları. Altının gramı 770 bin lira. Atalira 5 milyon 250 bin lira. Reşat 5 milyon 350 bin lira. Mark 41 bin 200. Dolar 60 bin 500 lira. Bugün borsada işlem gören hububatların en düşük ve en yüksek fiyatları ise şöyleydi. Bezosya 12 bin 160, 13 bin 380. Gerek 13 bin 210, 13 bin 250. Arpa 10 bin 510, 10 bin 660. Bu gece ilçemizde terminalde bulunan Seyhan Eczanesi nöbetçi. Sevgili izleyenler, Polatlı Televizyonu Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bültenini izlediniz. Mutlu kalın, hoş kalın. Her şeyden önemlisi gerçeklerin kanalı. Sizin televizyonunuz Polatlı Televizyon'da kalın. Mutlu akşamlar efendim.